Örgü Aşkım YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz iplerle çok farklı bir çalışma yapacağız arkadaşlar. Hemen başlayacağım. Öncesinde kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Ayrıca videolarımı beğenerek bana destek olursanız da çok sevinirim. Şimdi modelimizin anlatımına geçelim. Evet arkadaşlar, lacivert ipimde yapacağım. Mavi biraz parladı. O yüzden lacivert kullanacağım. Şöyle sıkılama zincirimi çektim. 1-2 tane zincir çektim. İlk çekmiş olduğum zincire batarak buraya 1 aynı yere tekrardan batıyorum. 2-3-4-5-6-7 ve 8 tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra ilk yapmış olduğum sık iğnenin içine batacağım. Bu şekilde iki katlı olarak batalım. Kaydırma tekniğiyle kaydırıp kapattım. Bu şekilde halkamızı oluşturmuş olduk. Şimdi bir zincir çekiyoruz ve aynı noktaya batıyorum. Bakın aynı yere battım. Bir defa daha batıyorum aynı yere. 2. Şimdi bir yanındaki sık iğneye batıyorum. 3. Aynı yere tekrardan. 4. Bir yanındakine batıyorum. 5. Aynı yere tekrar batıyorum. 6. Ve bu şekilde toplamda 16 tane sık iğne yapıp tamamlayalım. Evet, bu sırada toplamda 16 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi başta yapmış olduğumuz sık iğneye batıyoruz ve kaydırma tekniğiyle kaydırıp burayı birleştiriyoruz. Bir zincir çekiyoruz ve aynı yere, bakın, tam buraya dibine batıyorum. Ve bu şekilde 1, tekrardan aynı yere 2. 2 tane sık iğne yaptım. Şimdi bir tane, sadece bir tane yapıyoruz bir sık iğnenin içine ve daha sonraki sık iğnemizin içine 2 tane yapıyoruz. Şimdi sıradakine bir tane yapıyoruz. Bu şekilde bir yanındakine 2 tane yapacağız. Şöyle 1 ve bakın aynı yere tekrardan batıyorum. 2. Sıradakine 1 tane, bir yanındakine 2 tane. Evet, 1 2 1 2 olacak şekilde devam edip tamamlayalım bu sırayı da. Evet arkadaşlar, toplamda 24 tane sık iğnemizi yaptık bu sırada ve şimdi yine ilk yapmış olduğumuz sık iğneye batacağız. Şöyle iki katlı olarak batalım ve kaydırma tekniğiyle kaydırıp birleştirelim. Evet, şimdi bir zincir çekiyoruz, yine aynı yere batıyorum. 1 ve aynı yere tekrardan batıyorum. 2. Şimdi burada 1 ve 2 tane yan yana yaptık. Şimdi 2 taneyi bir sık iğne içine yapıyoruz. 1. Bakın aynı sık iğnenin içine batıyorum. 2. Şimdi yan yana 2 tane yapacağım. 1 ve 2. Bir alt sırada 24 tane yaptım bu arada arkadaşlar. Bakın 8 ile başladık. 16, 24. Şimdi bu sırayı yapıyoruz. Bakın 1, 2 tane yan yana yaptık. Şimdi 1 ve 2. 2 tane yan yana, 2 tanesi de bir tanenin içine olacak şekilde devam ediyoruz. Şimdi bunun içine 2 tane yapacağız. 1 ve 2. Şimdi sıra sonuna kadar tamamlayalım. Evet arkadaşlar, bu sırada da 32 tane yapmış olduk. Şimdi tekrardan ilk yapmış olduğumuz sık iğneye batıyoruz ve kaydırıyoruz. Burada bir zincir çekiyoruz ve yine aynı noktaya batıyoruz. 1. Aynı noktaya tekrardan batıyorum. 2. Ve şimdi tekrardan bir alt sırada yaptığımızın aynısını yapıyoruz burada. 2 tane yan yana, 2 tanesi bir sık iğne içine. Bu şekilde, bakın. 2 tanesi yan yana ve 2 tanesi bir tane sık iğnenin içine. 2 tane yan yana yapalım. 1,
bakın. Buraya değil, buraya 2. Şimdi ikisini de buraya yapacağız. 1 ve bakın buraya 2. Şimdi bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar, bu sırada da 44 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi ilk yapmış olduğumuz sık iğneye battık ve kaydırdık tekrardan. Bir zincir çektik ve aynı yere tekrardan batıyoruz. Buraya 1, tekrardan aynı yere battım 2. Şimdi bir yanındakine batıyorum 1, 2, 3 tane yan yana yaptım. Ve daha sonra buraya 2 tane yapacağız. Dördüncüye 2 tane yapıyoruz. Bu şekilde. Devam edelim. 3 tane yan yana yapalım. 1, 2, bakın 1, 2, bu da 3. Şimdi dördüncüye 2 tane yapalım. 1 ve 2. Şimdi tekrardan 1, 2 ve 3 tane yan yana. Dördüncüye 2 tane. 1 ve aynı yere tekrardan 2. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar, bu sıramızı da tamamladık. Toplamda 54 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi bu şekilde kapatalım. Bir zincir çekip bir defa batalım ve her bir sık iğnenin içine bir defa batarak toplamda yine 54 tane sık iğne yapacağız. Birer defa batıyoruz artık arkadaşlar. Ve bu düz sırayı 3 defa tekrarlayacağız. 3 sıra olarak. Evet, şimdi sıra sonuna kadar düz bir şekilde yapıp tamamlayalım. Evet arkadaşlar, bu sırada da 54 tane yaptık. Şimdi tekrar sıra tekrarı yapacağız. Şöyle kaydırdık. Bir zincir çektik. Aynı noktaya batalım. Eksilme olmasın diye aynı noktaya bir defa batıyoruz. 2, 3 ve bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Şimdi ben bu sırayı tamamlayayım ve bir sıra daha yapayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, toplamda 3 sırada düz yaptık. Şöyle sayalım sıralarımızı. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 sıradan oluşmuş oldu. Şimdi devam ediyoruz. Son 2 sıra var. Onları kaydırma yaparak yapacağız. Şimdi ilk sırayı şöyle sadece önden batarak kaydıracağız. Bakın bu şekilde. Tekrardan ön zincirden batıyorum ve kaydırıyorum. Ön zincirden batıyorum, kaydırıyorum. Şöyle ön taraftan batıyorum ve kaydırıyorum. Evet, bu şekilde sıramızın hepsini tamamlayalım. Bir sıra daha kaydırma yapacağız. Evet, şöyle sıra sonuna kadar gelelim. Evet arkadaşlar, bu sıramızı da tamamladık. Şöyle deneyelim isterseniz. Evet, bakın tam oturdu telimizin üzerine bu şekilde. Evet, bunu yapıştıracağız ama zaten. Yapıştırmaya da bilirsiniz arkadaşlar. Tutuyor aslında ama yapıştırarak daha sağlamlaştıracağız. Evet, şimdi bir sıra daha yapacağım ben. Bu son sırayı yapmak zorunda değilsiniz. Sadece güzel bir görüntü olsun diye yapacağım ben. Evet, bakın bu şekilde çıkardım, kaydırdım. Bakın tam dibinden batıyorum. Yani bir alt sıradan batıyorum. Bu şekilde kaydırıyorum. Bir alt sıradan batıyorum, kaydırıyorum. Bakın şuradan, az önce buradan kaydırma yaptık. Buradan değil, altından batıyorum ve kaydırıyorum tekrardan. Burada bu şekilde bir görüntü oluşuyor bakın. Tekrar edelim. Şöyle biraz daha ilerletince daha belirginleşecek. Evet. Bakın bu şekilde çift şekilde kapatma oldu burada. Şöyle. Evet, şimdi burayı da sıra sonuna kadar yapalım yine. Bakın bu şekilde batıyoruz ve kaydırıyoruz. Evet, burayı da tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu sıramızı da tamamladık ve ipimizi buradan keselim. Daha sonra şöyle çekip ve içeriye doğru çekeceğiz. Şuradan içeriye doğru alalım. Evet ve
Bu şekilde hazırlamış olduk. Şimdi bu kısmı yapacağız arkadaşlar. Bakın bu kısmı yapacağız. Şöyle bakın şurada sarıda daha güzel görünüyor. Bakın son sırayı buradaki görüntü için yaptık. Burası bu şekilde görünsün diye. Evet, şimdi son sıramız, son işlemimiz arkadaşlar. Şöyle bir tane ilmek çıkaralım ve bunun arka tarafı burası. Arka tarafını şöyle bir çevirelim ve buradan ipimizi kestiğimiz yerden, bakın şurada bir iki sıra var, hemen o iki sıranın altında şöyle şuradan batıp ilmeğimizi alalım. Şöyle çekelim ilmeğimizi içeriye doğru. Evet, şimdi bir zincir çekiyorum burada ve hemen bakın bir yanındakine şöyle bir yanından batarak buraya bir tane sık iğne yaptım. Bir yanından batıyorum tekrardan. 2 sık iğne, bir tane daha batıyorum, 3. sık iğne ve şu baştaki ile birlikte 4 oluyor arkadaşlar. Evet, şimdi bir zincir çekiyorum, 2 ve çeviriyorum. 2 zincir çektim, çevirdim. Tığımızın üzerine alıyoruz ve birinci sık iğneden battık, 1, 2, 3 ve dördüncü de bakın bu köşede 4. 4 tane sık iğnemizi yaptık. 1 2 zincir çektim. Yarım trabzan yapıyoruz bu arada arkadaşlar. Tığın üzerine aldım. 1 2 3 ve 4. Tekrardan 2 zincir çevirdim. 1 2 3 ve 4. Evet, bu şekilde şeridimizi yapalım. Uzatalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde uzattım. Şöyle bakın, şöyle tuttuğum zaman elim sığacak şekilde, parmaklarım sığacak şekilde ise yeterli oldu. Şimdi burası ters tarafı, yine ters tarafına dikeceğiz. Şöyle tam karşılıklı getiriyorum ve şöyle ilmeğimi çıkaracağım. Bu şekilde tutup yine aynı şekilde bakın bir ikinci sıranın altında batarak çıkarıyorum ve şöyle ilmeğimi çekeceğim. Burada daha küçük bir tığ kullanabiliriz arkadaşlar. Şöyle batması biraz zor oluyor. Evet. Şimdi burada bir zincir çektim ve bir yanındaki sık iğneden battım ve buradan ilmek de aldım. Aynı şekilde zincirlere de battım ve çıkarıp sık iğne yapıyorum. Bir yanındakinden battım ve zincire battım. Aldım sık iğne. Son olarak bir yanındakinden ve buradaki şeridimize de batıyoruz ve sık iğne. Bir zincir çekip buradan ipimizi kestik ve şöyle düz tarafına çevirelim. Evet, çevirdik. Bunu da aynı şekilde. Evet. Bakın bu şekilde tamamlamış olduk. İplerimizi daha sonra keseriz. Şimdi silikonla buraya yapıştıracağım arkadaşlar bunu. Hemen silikonumu alıp geleyim. Silikon tabancamı. Evet arkadaşlar, silikon tabancamı aldım. Isıttım. Şöyle bakın içine doğru sıkıyorum. Bunu yapıştırıcıyla da yapabilirsiniz. Evet, içine sıktım ve şöyle bunu alıyorum ve bu şekilde içine oturtuyorum. İyice sağlamlaştırıyorum. Evet, ve kurumasını bekliyorum. Bu şekilde bakın. Şöyle kullanıma hazır. Şimdi ben sarıyı da tamamladım arkadaşlar. Bir tane de kamera arkasında başka bir renk daha denedim. Hepsiyle birlikte tekrardan geleceğim. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de beğenir ve sizler de denersiniz. Evet, böylece bir videonun daha sonuna gelmiş oldum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum.
Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrardan görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.